Robotik navigasyon sistemi aslında her hastaya uygulanabilir bir sistem. Dezavantaj olarak baktığımızda sadece çok ileri düzeyde kemik erimesi olan hastalarda uygulamak istemiyoruz. Çünkü kemik üzerine koyduğumuz işaretleyiciler bazen ameliyat sonrası bu bölgeden kırılmaya sebep olabiliyor. Ama bunlar çok nadir görülebilen şeyler ve genellikle artık belli bir tecrübeye ulaştığımız için bu ileri düzeyde kemik erimesi olan hastalarda tercih etmiyoruz. Bunu da ameliyat öncesinde zaten değerlendirip hastayla birlikte bu konuda karar veriyoruz. Bunun haricinde ameliyata başlarken dizin ve e, bacağın bilgisayara tanıtım için bir 10-15 dakikalık süre geçiyor. Bu sürede tecrübe arttıkça kısalıyor. Dolayısıyla bir önem arz etmiyor. Daha doğru bir ameliyat yapabilmek için 10-15 dakikalık süre bizim için çok önemli bir süre değil. Ee, bir üçüncü dezavantaj ise maalesef bu sistemler bugün her hastanede yok, pahalı sistemler. Fakat gün geçtikçe e, Türkiye'de birçok hastane yayılacağını düşünüyorum. Çünkü e, daha doğru ameliyat yapmayı bize e, garanti ediyorlar. Dolayısıyla birçok e, hastanede bunların zaman içinde fiyatları ucuzladıkça alacağını düşünüyorum. E, bu aynı zamanda tabii ki bu maliyetler hastaya da bir miktar yansıyor fakat e, sanıldığının aksine robotik sistemler öyle çok büyük maliyetler getirip e, çok büyük hastaya aksetmiyor. Hastaların e, sigorta sisteminden de faydalanıldığı için bunlar cüzi oranda hastaya e, aksedebiliyor tabii ki.